YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vizyon Kuralı gözetmek için 2010'ların en iyi 30 biyografik filmi listemi paylaşıyorum. İlk yayıncı biyografisi Peter Greenaway'in yeni milenyumdaki modelinde Decameron'un gerçekleştirdiklerini e, ustalıkla devreye sokuyor. 2012 tarihli Goldsius ve Pelikan Kumpanyası Goldsius and the Pelican Company. Avusturyalı Michael Sturminger'in kendi oyunundan uyarladığı adeta Fellini'nin Cazanova'sı ile Lozzi'nin Don Giovanni'sini birleştiren sıra dışı ve mucizevi bir metabiyografi. 2014 tarihli kazanova çeşitlemeleri, (kazanova Variations. Margaret Montroth da Siyah Gelinlik ile Yurttaş Rut'u birleştirmiş izlenimi bırakıyor. Jacqueline Kennedy biyografisi Pablo Larry'nin Hollywood'a iddialı sızışının adresi oldu. 2016 tarihli Jackie. Peter Greenaway'in Tuz Looper'ı ile Masai Shinoda'nın Double Suicide'ını iç içe geçiren biyografik yol filmi. Metals, İskoç bisikletçi James Dutty'nin hayatına bakarken motosiklet günlüğünün pabucunu dama atıyor. 2013 tarihli Damicim biseksüel, liberal ve kem Mackenzie King biyografisi. Guy Madin ile Michel Gondry'yi bir bir formatında birleştiriyor. Matthew Rankin'i sinemaya iddialı sokuyor. 2019 tarihli The 20 Century. Dick Cheney'nin alaycı ve yapı bozucu lider, siyasi lider biyografisi. Edin McKay'in kıvrak zekasıyla anlam kazanıyor. 2018 tarihli Vice. Ünlü romancının yaşamının Brezilya bölümüne epizodik bakan mesafeli bir biyografi Maria Schrader'ın minimalist keskinliğinden güç alıyor. 2016 tarihli Stephen Zweig Avrupa'ya Veda, Stephen Zweig Farewell to Europe. Alfonso Gomes Reon'un Edison, Tesla, Westinghouse biyografisi Leone ile Amerik geri birleştiren güçlü bir stile sahip 2017 tarihli The Current War Elektrik Savaşları. Pop dünyasındaki iki yüzlü alter ego çözümü bulan Phil ile Velvet Goldmine'i birleştiren mitolojik ve kurmacı bir şarkıcı biyografisi Brad Corbett garantili 2018 tarihli Vox Lux. Polonyalı çingene şairin eşiğir gibi siyah beyaz biyografisi. Johanna Kos Krause ile Christoph Krause ikilisinin deneyimini yansıtan bir yol hikayesi 2013 tarihli Taş Bebek Papuşa. Oyuncak hikayesi ile müfrezeyi buluşturan bir e, live action e, fantastik animasyon biyopik. Robert Zemeckis'in kurmaca Mark Hogan Company Steve Carell oynuyor. 2019 tarihli Marvel. Şunun ustası Ip biyografik e, dövüş balesi niyetine hayatı Von Karvay'ı görüntü, ses ve müzik şovu yapıyor. 2013 tarihli Büyük Usta The Grandmaster. Grease ile Şok Koridor'un Pigmalyon usulü birleştiren dinamik gazeteci biyografisi Kattin Moran'ın gerçek hikayesinden uyarlanan 90'ların iş, işçi sınıfı temsilinde Bini Felstein çok başarılı. 2019 tarihli How to Build a gördü. National Lampoon'un e, kuruluş yıllarına mizahçıların gözünden bakan alaycı bir biyofik. David Wayne'in ikinci uzununda Dom O'Gleason da var. 2018 tarihli Fuchile and Stupid Gesture. Nasser Elkan'ın Parayona usulü Big Fish etkili Acem masalı biyografisi Satrapi Parano ikilisinden 2011 tarihli Azrail'i beklerken Le Ple Bertrand Bonello'nun plastik ve kemp moda tasarımcısı biyografisi biraz uzun olsa da alanında emsal teşkil edecektir. 2014 tarihli Saint Laurent. Green tek bir mekanda Eisenstein'in Meksika yıllarını video art yapıştırmalarıyla ustalıklı bir şekilde kavradı. 2015 tarihli Eisenstein Meksika'da Eisenstein in Guanajuato. Fincher'ın Mark Zuckerberg'i merkezine aldığı biyografik gençlik filmi. 2010 tarihli Sosyal Ağa Dış Social Network. Editörün mürekkep izlerini takip ettiğimiz benzersiz biyografik film Michael Grandage'ın Ç çıkışını müjdeledi. 2016 tarihli Fırtınalı Hayatlar Genius. Ünlü ressam e, Camille Claudel'in Akıl Hastanesi yılları Dumont-Binoche birlikteliğiyle değer kazandı. Deliliğe mesafeli yaklaşım etkileyiciydi. 2013 tarihli Camille Claudel 1915. Vasolini'yi kıskandıracak broker biyografisi Scorsese'nin son dönemde çektiği en enerjik filmdi. 2013 tarihli para avcısı The Wolf of Wall Street. Paranoid şizofreni teşhisi konan Brian Wilson'a iki bölüm ve iki oyuncu ile bakan bir biyografi. I Am Not ardılı ve Beautiful Mind'ın kardeşi denebilir. 2014 tarihli Aşk ve Merhamet Love and Mercy. 70'ler ABD'sinde TV sunuculuğu yapan Kristen Chubok'un hayatı Antonio Campos'un dengeli ile daha sarsıcı hale geliyor. 2016 tarihli Kristen. Endonezya dansçı Rianto'nun dans kareografisi ile cinsel kimlik arayışı arasında gidip gelen mistik biyografisi. Olgun yönetmen Darin Nukroo'dan. 2018 tarihli Memories of My Body. Wonder Woman'ın yaratıcısının hayatı adeta bir üçlü ilişki biyografik filmine dönüşüyor. 2017 tarihli Professor Marston and the Wonder Woman. Koenlerin... Band for Glory'e selam çaktı. Gizemli objeler ve hayali öğelerle yol alan iyi çekilmiş bir folk şarkıcısı biyografisi. 2013 tarihli Inside Levin Davis. Sen şarkılarını söyle. Icar Bolin, Kü Kübalı Balet, Carlos Acosta'yı Ken Russell'ın biyografilerine akla getiren bir kıvraklıkla perdeye taşıyor. 2018 tarihli Yuli. Paris Davis'in Emily Dickinson biyografisi. Şiir gibi karelerle deneyselleşebilen bir yapıtla sunuluyor. Cynthia Nixon başrolde 2016 tarihli sessiz bir tutku A Quiet Passion. Mian hayatından esintiler taşıyan 90'lar fonlu DJ biyografisi Godard diyen bir ruhla kavranıyor. 2014 tarihli Cennet Eden. Modern sanatçılar Wojtek Bakowski ile Suzanne Bartosek video art estetiği ile ilişkiyi görselleştiren bu kült olacak leh biyografisine malzeme oldu. Lucas da imzasıyla 2017 tarihli A Heart of Love. Size göre 2010'ların en iyi biyografik filmleri hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.